Huzura Doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, defalarca anlatmıştınız bidatin çok kötü bir şey olduğunu. Şimdi bidat sahipleri cehennemin köpekleridir diye bir hadis-i şerif var. Buradan da anlıyoruz ki biz bu çok tehlikeli bir şey. Yani bidat sahibi olmak, cehenneme gitmeyi bırakın köpek olarak. Yani çok aşağı, aşağının da aşağısı bir şey. Şimdi bir de ama kitaplarda şöyle bir şey geçiyor. Dinde bidat diye bir ifade var. Bir de adette bidat diye bir ifade var. Bu ikisi aynı mıdır? Veya aralarındaki fark nedir? O hadis-i şerifte de zikredilen bu ikisi için de geçerli midir mesela? Bidat sahibi denilince ikisi için de geçerli midir bu? Şimdi bidat tarif edilirken bidat Arapça bir kelime zaten. Bidat Arapça bir kelimedir. Önceden olmayıp sonradan ortaya çıkarılan her şeye bidat denir. Evet. Önceden yoktu, sonradan çıktı. Evet. Bunların hepsinin genel ismi Arapça bir kelimedir, bidattır. Tabii bu adetlerde de sonradan çıkan şeyler var. Tabii önceden olmayıp sonra evet, çıkan. Çıkanlar var. Bunun için bidatı ikiye ayırmışlar. Adette bidat, dinde bidat diye. Dinimizin kötülediği dinde bidat. Yoksa adette bidat. Mesela kıyamette, ahirette sevap beklenilmeden yapılan şeylerdir. Bunlar Peygamber Efendimiz zamanında, Eshab-ı Kiram zamanında olmayıp da. Mesela diyelim ki masada yemek yemek. Yoktu. Yoktu. Masada yemek yiyorsun. Otomobile binmek. Otomobil binmek yoktu. Ondan sonra mesela çatal kullanmak daha önce yoktu. Hatta başlangıçta bazen kaşık bile yoktu. Elle yiyormuş. Evet. Ve elbiselerdeki değişiklikler. Tabii haram olan yerleri kapatmak. Genel hatlarıyla hükümler var zaten. Hükümler evet. Bildirilmiş. Bunlar zaten yapılırken bunların karşılığı olarak da yani ahirette yani bir kimse çatalla yemeği yerken ahirette ben sevap kazanayım diyemiyor. Kolayına geldiği için yiyor onu. O şekilde. Ya da ahirette işte niye cam bardaktan su içtin de tastan içmedin diye sormayacak. Sormayacaklardır. Mesela önceki asırlarda cam fazla o kadar girmemiş. Bakır taslar var dediğiniz evet, gibi. Evet. Kalaylanmış. Bakır taslar kullanılıyor su içmek için. Veya topraktan yapılmış olan su bardaklar var. Veya çömlekler var. Onlar kullanılmış. Ahşaptan yapılanlar var. Ahşaptan yapılanlar var. Sonradan mesela bu camdan yapılmış. Porselenden yapılmış değil mi? Evet. Bir sürü şeyler çıktı. Plastik. Ne oldu bunlar? Adeta bidat olan şeylerdir. Dolayısıyla ister porselen bir bardak, ister cam bardak, ister ahşaptan yapılmış bir bardak, ister aynı şekilde topraktan yapılmış bir bardak. Hangisinden içersen iç bu suyu. Bunları içerken veya ayranı veya hoşafı neyse. Bunlardan yerken içerken ben bunlardan sevap kazanacağım demiyor. İhtiyacını gidermek için kullanıyor bunları. Dolayısıyla bunların bunlarda yapılan değişiklikler dinimizin haram dediği sınırlara, ölçülere girmediği müddetçe dinimiz buna karışmıyor. Evet. Bunlar adette oluyor. Bunlar adette oluyor. Bidat oluyor. Ha, mesela Peygamber Efendimizin yemek yeme şekli var. Bu adette olan sünnettir. İbadet değil. Efendim yerin, evin müsaittir de masada yemiyorsun da oturduğun yerde yiyorsun. Yerde yiyorsun. Tamam. Yani. Ama onu düşünerek yapıyorsan o anda o zaman sevap kazanırsın. Sevap o ayrı bir mesele. Dinimizin kötülediği dinde bidat. Peki dinde bidat ne demek? Eshab-ı Kiram zamanında yani ilk Müslümanlar ve tabi'in zamanında. Eshab-ı Kiram gören İmam-ı Azam Übani Hazretleri kuşağı. Zamanından sonra Resulullah Efendimizin izni olmadan dinde yapılan eklemeler, çıkarmalar, noksanlıklar yani ibadet olarak yapılan sevap olduğu düşünülen değişiklikler demektir. Dinde bidat budur. Dinde reform da dinde bidat demektir. Adetlerde yapılan değişiklikler bunun dışındadır. Kötülenen budur. Ve hatta bu konuda da mesela dinde bidat da ikiye ayırmışlar. İbadet ve itikatta diye. İtikatta mesela inanılması lazım olan şeylerde ayet-i kerim, hadis-i şerifte açıkça bildirilenler var. Fakat kapalı olarak bildirilenler var. Müştehid olan. Yani derin alim olması lazım. Mesela İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri gibi. İtikat imamlarıdır bunlar. Yani iman esaslarını bildirmişler. Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden çıkarmışlar. Bunlar müştehit. Böyle değil de kendi aklıyla çıkartanlar var. Kendi kafasına göre yorumlayanlar var. O orada da aynı şekilde bid'at olmuştur. Mesela itikatta
sapıtan 72 bidat fırkası var deniyor. 72 dalalet fırkası, bidat fırkası diye geliyor. Bu imanda sapıtmışlar. Peki amelde bidat, yani namazda, oruçta, zekatta, haçta. Ha bunları efendim şartlarına uyduralım. Sandalyede namaz kılalım. Efendim hoparlörde namaz kılalım. Hoparlörle aynı şekilde ezan okuyalım. Bunların hepsi küllün bidattır. Bir kere ezanın okunma şekli Peygamber Efendimiz zamanında bildirilmiş. Bu ibadettir. Bunda değişiklik olmaz. Yüksek yerde okunacak. Sen hoparlörü takmak suretiyle, hoparlörü girmek suretiyle ne yaptın? Bu sünneti yok ettin. Alafa gelince de aynı şekilde sünnetler terk edilmez diye bağırır böyle kimseler. Sen sünneti katlettin ya. Yukarı çıkmıyorsun ya ezan okunurken. Yapılmasını kolaylaştırmak veya güzelleştirmek niyetiyle yapsak bu tamı. Aynen öyle. Bu daha güzel olur. Kime karşı söylüyorsun bunu? Allah-u Teala'ya ve onun peygamberine karşı. Yani demek istiyorsun ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sen bilememişsin. Ve onu da şimdi kamufle etmek için. Efendim onun zamanında yoktu Aleyhisselatü Vesselam. Peygamber zamanında yoktu. Olsaydı o da kabul ederdi falan. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Peygamberimizin hayatını da bilmiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyanın başlangıcından sonuna kadar olmuş olacak her şeyi Rabbim bana bildirdi. Ve gösterdi de buyuruyor. Ben bildirilmesi lazım olanlar aynı şekilde size bildirdim buyuruyorlar. Dolayısıyla 5 vakit namaz Peygamber Efendimiz nasıl bildirirse o şekildedir. Oruç Ramazan ayındadır, o şekilde tutulur. Başlangıcı ve bitiş tarihleri, zamanları bildirilmiştir. Namazların evvel vakitleri, ahir vakitleri bildirilmiştir. Hadis-i şeriflerde bildirilmiştir, tatbik edilmiştir. Zekatın nelerden verileceği, nasıl verileceği bildirilmiştir. Kurbanın nelerden kesileceği, nasıl kesileceği bildirilmiştir. Hayız ve nifas bilgileri bildirilmiştir. Ondan sonra alışveriş bilgileri Peygamberimiz zamanında bildirilmiştir. Bunlar fıkıh kitaplarında hepsi yazılmıştır. Ölçüler de bellidir. Dolayısıyla evet işte fıkıh kitaplarında böyle yazılmış gerçi ama ben işte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bizim kadar bilmiyordu. O zaman bilgisayar yoktu. Yani çok özür dilerim, tenzih ederim de hani bazıları derler ki çüş derler. Tamam mı? Hakikaten çüş denir böyle kimselere de. Hakikaten böyle denir. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala anh Hazretleri bir kimse bir kadıncağız bir sual sormak için geliyor. Tam o anda ata binmek üzere. Atının ayağının birisini üzengiye basmış. Tam o anda soruyor. Öbür ayağı öbür üzengiye havada giderken ayağı öbür üzengiye ulaştığı zaman diyor ki Kur'an-ı Kerim'i taradım. Sualinin cevabını bulamadım. Bir hadis-i şeriflere bakayım. Mustafa Bey hiçbir bilgisayar 6000'den fazla ayeti kerimeyi bu kadar zaman dilimi içerisinde tarayamaz. İnsan da tarayamaz. Efendim o da insan. Yani insan da farklı yaratmış Cenab-ı Hak onu. Farklı yaratmış onu. Zeka, sürat-i intikal, hafıza. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki bu dini ben indirdim, ben koruyacağım. Nasıl korur? İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretleri gibi zatları yaratıyor. Onların aynı şekilde hafızaları da, zekaları da, akılları da çok keskin ve yüksek. Çok keskin ve yüksek. Bu bir, ikincisi bir de aynı zamanda kalpleri temizlenmiş. Evliyalıkta vilayet-i hassa-i Muhammediye denen dereceye ulaşmışlardır. Dolayısıyla İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri insanlık sıfatı itibariyle tamam aynıdır. Ama donanımlar aynı değil. Ve bugün de mesela ilahiyatçılar bunu kabul etmiyor. Kendisini bir şey zannediyor. Peygamber şey Efendimiz'i bile kendisi gibi zannettiği için o da olsa kabul ederdi diyor. Evet. Ve dolayısıyla bu beynin ve kalbin kirliliğinden kaynaklanıyor. Zehirlenmiş. Bidat fırkalarının veya mezhepsizlerin fikirleri ve düşünceleriyle kirlenmiştir. Dolayısıyla bu tip kimseler dine müdahale ettiği zaman dinde reform yapmaya kalkıyor. Halbuki amelde de, ama şu hatıra gelebilir bizi izleyen ve dinleyenlerin, iyi de amelde ayrılıklar var. Doğru. İmam Malik Hazretleri farklı, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri farklı, İmam Şafii Hazretleri farklı, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri farklı bildiriyor. Bunlar bazı sonradan onlarda. Çıkmamış mı? Bu mezhep de sonradan çıkmamış mı değil mi? O da sorun. Yani onu da sorun. Şimdi tabii öyle anlatılıyor ki, zannediliyor ki İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri oturmuşlar. Kendi kafalarına göre bir dizayn etmişler, yorumlarını yazmışlar zannediyor. Yorum değil bunlarınki. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mezhep kurmak için çıkmamış. İmam Malik de, İmam-ı Şafii de, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri de. Böyle bir niyetleri de yok. Ama talebe yetiştirmişler. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifteki bildirilen hükümleri hani kitap halinde bildiriliyor. Ondan ders alan ve dinini ondan öğrenenler Hanefi denmiştir. Hadise bunlar ibaret. Diğerlerine de Malik-i Şafii denmiştir. Evet. Ya bidat değil de bunlar yol demektir zaten. Mezhep yol demektir. Dolayısıyla bunların çıkarttıkları bidat değil. Peygamber Binar Efendimizin yapmakta. Farklı tatbikatlarını almışlar. Evet. Peygamber mesela
bir yeri kanamıştır, abdest almıştır. Bir yerde de o kanla namaz kılmıştır. Birini İmam-ı Azam Übani Hazretleri almıştır bunun, öbürüsünü de İmam-ı Şafii almıştır. Bir başka konuda İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri almış, öbürsünü İmam Malik Hazretleri almıştır. Yani aynı şadırvanın suyu, muslukları farklı. Evet. Hadise ondan ibaret. Evet, su aynı. İşte amelde ve itikatta Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiğini, eshab-ı kiram ve tabi'in zamanında olmayıp da müdahale edilerek değiştirilmeye bid'at denir. Bu konuda da bid'at sahibi bid'atinden vazgeçinceye kadar Allah-u Teala tevbesini kabul etmez. İmam Taberani'nin bildirdiği bir hadis-i şerif bu. İbn-i Mace Hazretleri'nin bildirdiği hadis-i şerifte bid'at sahibi bid'atinden vazgeçmedikçe, bid'atından vazgeçmedikçe Allah-u Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Ne ağır bir şey. Ve İbn-i Mace'nin bildirdiği rahmetullahi aleyh hadis-i şerifte de bir bid'at küfre yol açmasa bile, yapılan değişiklik onun imanını gidermese bile, bunu ortaya çıkaranın orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbesi hiçbir iyiliği kabul olmaz. Bu kimsenin yağdan kıl çıkar gibi Müslümanlıktan çıkması kolay olur diyor. O kadar tehlikeli. Ve bir de siz girişte naklettiniz hani bid'at sahipleri cehennemin köpekleridir. Çok ağır. Dolayısıyla bu dindir. Biz bunu kendimize uydurmayacağız. Kendimizi ona uyduracağız. Nasıl bildirmişse kıyamete kadar bu öyledir. Bunda en ufak bir değişiklik oradan çıkarma yapmak veyahut da aynı şekilde ilave yapmak, o dini değiştirmek, Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam tavır koymak. Sen bunu bilemedin, bana sorsaydın ben sana doğrusunu bilirdim demektir ki çok büyük cinayettir. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sonunun ne olacağını bilmeyip dünyaya aldanan insan, ipek böceği gibidir. İpek böceği kendine yuva örer ve sonunu bilmez. Bir müddet sonra oradan çıkmak ister, çıkacak yer bulamaz. Ördüğü yuvada ölür ve çalışması başkalarının işine yarar. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Kabre tek veya çift sayıda kimse girip, kıbleye dönüp, kabrin kıble tarafına ve kabre muvazi, paralel olarak bırakılmış olan meyyiti alıp, kabir içine
veya lahd içine, yüzü kıbleye karşı korlar. Koyarken, Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem derler. Ezan okumazlar. Meyyitin yüzü, lahdin içine doğru olup, arkasına toprak ve kerpiç konur. Sonra mezarın içi toprakla doldurulur. Dört mezhep, söz birliğiyle bildiriyor ki, lahdin kabir tarafı, kerpiç dizerek veya hasırla kapatılır. Burasını pişmiş tuğla ile, tahta ile kapatmak mekruhtur. Çivi, tuğla gibi fırınlanmış şeyler, ziynet eşyasıdır. Bunları kabrin içinde kullanmak mekruhtur. Kabrin üstünü dışarıdan tuğla, ağaç ve mermerle örtmek caizdir. Defnettikten sonra birkaç dakika etrafında oturup veya çömelip Bakara suresinin başını ve sonunu okumak, meyyit için dua ve istiğfar etmek müstehaptır. Papazlar kabir yanında ayakta okuyorlar. Müslümanlar papaz gibi ayakta okumamalı, çömelip okumalıdır. Salih Müslümanlar aralarında paylaşıp bir evde toplanarak veya herkes kendi evinde ücretsiz olarak hatim ve hatmi tehlil okumaları ve sevabını meyyitin ruhuna göndermeleri çok faydalıdır. Kabir yanında nutk söylemek kâfirlerin adetidir. Kâfirler gibi nutk söylemek, meyyiti kendinde bulunmayan şeylerle övmek caiz değildir. Kendinde bulunan sıfatlar ile de övmekte fayda ve lüzum yoktur. Meyyit için sessiz ağlamak caizdir. Meyyit için yüksek sesle ağlamak, matem tutmak, siyah elbise giymek, siyah perdeler ve rozetler, işaretler asmak, matem işaretleri, resmini taşımak caiz değildir. Hazanetür Rivayat sahibi rahmetullahi teala aleyh diyor ki, cenazeye ve cenaze çıkan yere siyah örtmek ve siyah giyinmek caiz değildir. Kabir üzerine su dökmek sünnettir. Kabrin üzerine terbiy yapmak, yani düz yapmak, Hanefi'de sünnet değildir. Müsennem, yani balık sırtı gibi yuvarlak yapmak sünnettir. Kabir içini kireç ve çimento ile sıvamak caiz değildir. Alimlerin, büyüklerin kabirlerini korumak için türbe ve bina yapmanın Hanefi mezhebinde caiz olduğu Halebi-i Kebir sonunda bildirilmiştir. Fakat süs için yapmak haramdır. Kabir üzerine taş, çimento, demir parmaklık yaparak korumak caizdir. Mezar taşı dikmek caizdir. Taş üzerine ayet-i kerime, mübarek isimler, şiir, methiye gibi şeyler, Fatiha kelimesini yazmak, resmini koymak caiz değildir. Asırlardan beri yazılıyor ise de kötü bir bid'attir. Kötü adetler caiz olmayı göstermez. Mezar taşına isim ve ölüm hicri senesi yazılabilir dediler. Ben yürürüm ya ne ya. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri radıyallahu anh. 3. bölüm. Efendimiz aleyhisselamın emriyle Medine'deki Müslümanlara İslamiyeti öğretmek ve yaymak için oraya hicret eden Mus'ab bin Umeyr Hazretlerinin gayretiyle Medine'de İslamiyet çığ gibi yayılmıştır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri bir süre sonra 2. Akabe biatını yapmak üzere geldiği Mekke'de Efendimiz aleyhisselama koşar hasretle ve Medine'de İslamiyet'in yayılma hızını anlatınca Efendimiz aleyhisselam buna pek bir memnun olur. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri bir süre kaldığı Mekke'den Efendimiz aleyhisselamın hicretinden 12 gece önce bir kısım eshab-ı kiramla birlikte Medine'ye geri döner
Medineli eshab-ı kiram, bu hicret eden eshab-ı kiramla mallarını paylaşırlar. Ve İstanbul'umuzun manevi önderi olan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri ile kardeş yapılır Mus'ab bin Umeyr Hazretleri. Efendimiz aleyhisselamın Medine'ye hicretiyle tarihlerin kaydetmediği ve kaydedemeyeceği bir vuslat gerçekleşir. Bir zaman sonra Mekkeli müşrikler savaş çığlıkları atmaya başlar. Kısa süre sonra da Bedir Savaşı gelip dayanır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri Bedir Savaşı'nda hakikaten büyük kahramanlıklar gösterir. Üstelik sancağı da o taşımaktadır. Seçkin bir ailenin üzerine titrediği, nazlı büyütülen Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, Müslüman olduktan sonra muazzam bir cengavere dönüşmüştür. Gönlündeki iman kuvveti, Allahü Teala'nın ve Resulünün aşkıyla. Bir yıl sonra vuku bulan Uhud Savaşı'nda ise, eshab-ı kiramın hepsinde olduğu gibi, "Anam babam sana feda olsun" sözünü bütün hücrelerine kadar hissederek söyleyen bu büyük sahabi, bu savaşta pek önemli ve şerefli bir görev alır. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, Efendimiz aleyhisselamı korumak üzere onun yanındadır. Şehadeti pek özleyen, bu uğurda canını hiçe sayan Mus'ab bin Umeyr Hazretleri, alemlerin efendisini koruyabilmek için iki zırh üst üste giyer. Sancağı da yine o taşımaktadır. Savaş pek bir şiddetlenmiştir. Müşrik ordusunda hakikaten usta bir savaşçı olan İbni Kamiya denilen kişi, Efendimiz aleyhisselamın yakınına kadar gelmiştir. Ani bir saldırı yapar İbni Kamiya. İşte tam o anda güzel yüzlü Hazreti Mus'ab, kendini o savaşçının önüne doğru atarak hamle yapar. İnen bir kılıç darbesi Mus'ab bin Umeyr Hazretlerinin sancağı taşıyan kolunu keser. Mus'ab bin Umeyr bu dehşetli acıyı sanki hissetmez. Çünkü onun aklı, gönlü Efendimiz aleyhisselam'da ve onun emniyetindedir. Sancağı hemen sol eline alırken eshab-ı kiramın akıllar ötesi imanından bir numune olacak şekilde Ali İmran suresi 144. ayetini okur ki şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede: Muhammed ancak Resul'dür. Ondan evvel nice peygamberler gelip geçmiştir. Bu arada İbni Kamiya müşriği bir kılıç darbesiyle bu defa sol kolunu da keser. Mus'ab bin Umeyr Hazretleri bu defa sancağı iki kesik kolunun kalan kısımlarıyla birlikte göğsüne bastırırken kan boşalır vücudundan. Böylesi bir kahramanlık hakikaten anlatılası değil. İbni Kamiya denen kafir bu defa vücuduna bir mızrak saplayıp şehit eder büyük sahabiyi. Mus'ab bin Umeyr Hazretlerini şehit eden bu harp meydanlarının kibirli savaşçısı, ileriki zamanlarda düştüğü bir çukurda bir koçun boynuz darbeleriyle zelil bir şekilde cehennemi boylayacaktır. Hazreti Mus'ab'ın zırh giydiği zaman aşığı olduğu Efendimiz aleyhisselama benzerliği şaşırtıcıdır. Bu sebeple müşrikler Efendimiz aleyhisselamı öldürdüklerini zannederler. O karışıklıkta Mus'ab bin Umeyr Hazretlerinin sancağı taşıdığı görülür ki bunun bir açıklaması yoktur. Efendimiz aleyhisselam, "Ya Mus'ab, ilerle" diye emir buyururlar. O ise dönüp, "Ya Resulallah, ben Mus'ab değilim" diye cevap verince, Efendimiz aleyhisselam onun Mus'ab bin Umeyr Hazretlerinin şekline girmiş olan bir melek olduğunu anlar. Uhud Savaşı bitmiştir. Efendimiz aleyhisselam harp meydanında Hazreti Hamza'yı,
birçok sahabi ile birlikte Hazreti Mus'ab bin Umeyr Hazretlerini de şehit olmuş ve her tarafları müşrikler tarafından kesilmiş halde görünce pek mahzun olurlar. Ve Eshab-ı Kiram'ın bu kahramanlığını bildiren Ahzab suresinin 23. ayetini büyük bir hüzünle okurlar ki şöyle buyurmaktadır Allahü Teala o kahramanlar için Kur'an-ı Kerim'de: Müminlerden öyle yiğitler vardır ki onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair verdiği sözü yerine getirdi. Kimisi şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Ahzab suresi 23. ayeti kerime. Bütün canların canı Efendimiz aleyhisselam bu ayeti kerimeden sonra şehitlere dönerek, Allah'ın Resulü de şahittir ki siz kıyamet günü Allah'ın huzurunda şehit olarak haşrolacaksınız. Ve diğer şehitlerle birlikte bu bir zamanların ipekler içindeki yakışıklı genci, sonrasında Allahü Teala ve Resulünün aşkıyla feda ettiği bütün bir hayatıyla, şimdi ise şehadetiyle ve kefen bulunamadığı için kaftanı ve otlarla örtülen ayaklarıyla Uhud şehitliğine defnedilmiş ve Allahü Teala'nın ve onun sevgili Resulünün müjdelerine kavuşmak üzere ayrılmıştır bu hayal aleminden. Efendimiz aleyhisselam Uhud savaşında şehit olan Mus'ab bin Umeyr ve diğer şehitlere bakıp sonra Eshab-ı Kirama dönerek şöyle emir buyururlar: Bunları ziyaret ediniz. Kendilerine selam veriniz. Allahü Teala'ya yemin ederim ki kim bunlara bu dünyada selam verirse kıyamette bu aziz şehitler kendilerine mukabil selam vereceklerdir. Ben yürürüm ya Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi eser zengini Kırklareli ilimizden sesleniyorum. Bir Kasım günü çok güzel bir hava maşallahı var. Bu ecdadı sizlere anlatmak için bize kolaylıkları ihsan ediyor Rabbimiz. Tabii ecdadımızın hatırınadır bu. Efendim onlar buralarda hayatlarını devam ettirmişler, savaşlar yapmışlar. Bu topraklar uğruna canlarını feda etmişler. Biz de onları yaptırdıkları bu hayır eserlerle yad ederek biz de manen istifade edelim istiyoruz. Sizlere de buraları gösterelim istiyoruz. Belki seyircilerimiz içerisinde Trakya, İstanbul hariç adım atmamış insanlar vardır. Belki de gelemeyecek seyircilerimiz vardır. Ben rastlıyorum efendim. Gerek maddi imkanları, gerek fiziki imkanları müsait olmayan ya da işi gücü görevleri dolayısıyla yerlerinden ayrılamayan insanlar çok. Bunların da biz bu gidemeyecekleri, gidememiş oldukları yerleri ayaklarına getiriyoruz. Bir de hani bazı insanlarımızda durumları müsaittir. Gidecekler ama nereye gidelim? Nerelerde tarihi eserler daha çoktur görelim diye. Öyle tarihi eser sevdası olanlara da
bir rehberlik edelim istiyoruz. Size daha önceki bölümlerde, daha önceki günlerde Hızır Bey Camii'ni anlattık. Sonra Kırklareli'lerin Arasta dediği Bedesten'i anlattık. Arasta değil burası aslında ama öyle adını koymuşlar. Şimdi arkadaş bunu değiştirin, buna Bedesten yazın diyecek halimiz yok. İnsanlar onu benimsemişler. O da o demektir. Yeter ki yanlış anlaşılmasın. Bir de burada Hızır Bey'in yaptırdığı, 1383'te yaptırdığı söylenen, kaydedilen efendim Hızır Bey hamamı var. Bu hamam çifte hamamdır. Çifte hamam ne demek? Yan yana veya sırt sırta vermiş iki hamama çifte hamam denir. Yani hamamların bazen kapısında görürüz. İşte şu saatten şu saate kadar bayanlaradır, hanımlaradır diye yazarlar. Ha demek ki burası çifte hamam değil. Tek hamam. Erkekler işlerini bitirip ayrıldıktan sonra daha ziyade öğleden sonraya dek gelirler ki ev hanımları işlerini bitirsin. Buradaki hamama gelebilsinler diye. Bir de çifte hamam vardır ki o hamamın bir tarafı daima hanımlaradır, geceli gündüzlü. Bir tarafı da daima erkekleredir. Bu hamamların Anadolu coğrafyasındaki en güzel örneği Ayasofya Camii'nin karşısındaki rahmetli Hürrem Sultan'ın yaptırdığı Hürrem Sultan Hamamı'dır. Bugün Kültür Turizm Bakanlığımızın bazı sergi işlerinde falan kullanılıyor. Bir de restorasyondan geçiyordu. Anadolu'daki en büyük hamam, tarihi hamam, en güzel hamam. Boyu 75 metre. Hanımların çıktığı yerde, bu çifte hamamlarda, hanımlar doğrudan sokağa çıkmazlar. Erkekler tarafında doğrudan sokağa çıkılır. Hanımların olduğu yerde şöyle bir L antre konur. Ki o antreden çıkar gider. Niye? O günün ahlak anlayışı o. Kültür anlayışı o. İnancı o. Buna da saygı duymak lazım. Canım, hadi canım şimdi öyle de olur muymuş falan. Çarşıda hep beraberiz ya falan diyoruz ama o günün öyle değildi. O gün hanımların yeri toplumda mutlaka çok daha ileride ve üstündü. Üzerinde bir kitabe var. Bu kitabe 1700'lü yılları gösteriyor. 1012 falan hicri olarak. Hurufatına da baktığımız zaman zaten Osmanlı'nın ilk dönemindeki yazı, kaligrafi özelliklerini taşımıyor. Daha sonraki, yani Lale Devri'nin yazılarına benziyor. Hacı Hüseyin Ağa diye bizzat bunu onartmış. Şimdi Osmanlı'da ağa denir, bey denir, paşa denir, efendi denir. Efendi kelimesi geçerse birinin isminin arkasında o mutlaka bir ilim adamıdır. Medreseden itibaren başlar, en son noktası Şeyhülislamlıktır. Ondan öte yok. Bunlar komutan olmaz, idareci olmaz. Bir il idaresi bunlara verilmez. Niye? İlim daha mühim onlarda. İnsanlar da onların vereceği fetvalarla hareket ediyorlardı. Ruhsatlarla hareket ediyorlardı. Bu Hüseyin Ağa olduğuna göre ağadan sonra bey, beyden sonra da paşalık geliyor Osmanlı'da. Bunlar da ümera takımıdır. Yani komutan takımıdır. Bunlar birlik idare ederler. Böylece buranın ihtimal ki bir idarecisiydi bu Hacı Hüseyin Ağa. Hacı ismini ekseriyetle kullanırlardı. Çünkü hacı ismini bugün birisine hitap ederken bile hacım falan diyoruz ama doğru değil. Onun dine göre de bir sorumluluğu vardı. O isimler kullanma durumundaydı. Yani bak ben hacca gittim işte bana hacı deyin denecek değildi. Hamamın her Türk hamamında olduğu gibi, her Selçuklu hamamında olduğu gibi bir girişinde soyunmalık kısmı var. Gireceğiz oraya soyunmalık kısmına. Ondan sonra da ılıklık ve sıcaklık bölümleri var. Onları da size içeride müşteride olmadığı için kameramız da eğer bizim sözümüzü dinlerse sıcakta hani buğulanmada birazcık kameranın içindeki devreler hemen uyum sağlayamıyor o hava sıcaklığına. Onu deneyeceğiz. İçeriği göstermeye çalışacağız. Size şimdi burada anlatacaklarımı
noktalıyım. İçeri soyunmalık yerinde bu Hızır Bey'in kim olduğunu söyledik ama neler yaptı, hayatının safhalarını size anlatamadık. Hızır Bey'i de orada anlatalım. Burada sokağın ortasında anlatmak yerine oraya geçelim. Şimdi ben içeriye geçiyorum efendim. Şimdi hamamın soyunmalık kısmına girdik. İlk dış kapıdan giriş bölümüdür burası. Bu Osmanlı'da çok yer bakımından zengin tutulmuştur soyunmalık kısımları. Ve üstüne bir kubbe konmuştur. Geniş bir kubbe. En geniş kubbesi hamamın soyunmalık kısmıdır. Onun üstünde de bir böyle geniş bir bacaya benzer bir kısım daha konmuş. Ona fener denir. Aydınlık feneri. İçeriye aydınlık vereceği için fener deniyor. Tabii şimdi fenerlerin yapısı çeşitli restorasyonlarla bozulduğu için biz lamba ışığında çekmek durumundayız. Yoksa o fenerin aydınlatması buraya rahat rahat yeterdi. Şimdi ben şurada bir havuzun kenarındayım. Daha doğrusu havuzcuğun kenarındayım. Bu ihtimaldir ki 1383'teki yapılan fıskiyeli havuzdur. Bütün mermeri, ortasındaki fıskiyesinin fıskiye muhafazası diyeyim, hepsi tarihi. Diyeceksiniz ki niye bu renkte? Efendim, yıllar yılı böyle tarihi eserler, başta camiler olmak üzere, boyanmıştır. Kardeşim, bunu boyatmasan, bu mermer tertemiz kalsa, sabah geldiğinde siliversen, şimdiki işletici hamamcıyı suçlayacak değiliz. Ondan öncekini de suçlayacak değiliz. Yıllar öncesinde, belki yağlı boya işleri yeni şeyittiğinde, ortaya çıkıp da yayıldığında, insanlar gelmişlerdir, ya burayı da boyayalım, çok güzel olur. Olmuş. Olmuş ama taş elden gitmiş. Çünkü bu mermer boyandığı zaman hava alamaz. Bir canlı gibi taşlar da nefes alma özelliği vardır kendilerine göre. Yani etrafla, havayla irtibatının kesilmemesi lazım. Şuralarda belki boyadan dolayı göremiyorsunuz ama yakın planda inşallah bunu göreceksiniz. Şu parçasıyla havuzun. Bu parçası, bütün köşegenleri, yani bu sekizgen köşenin hepsi, bu şadrıvanlarda da vardı. Buralara oyuklar oyup, şöyle bir demir kuşakla, U şeklinde, U'nun bacakları kısa, ortası uzun şekilde, kurşun akıtılırdı buraya, sonra da tokmaklarla dövülürdü. Ve bu taşı en iyi bağlama yoludur. Topkapı Sarayı'nda da gezerken, bazı merdivenlerde görürsünüz, dikkat edin oraya. Böyle bağlamalar çoktur. Ama oralarda boya olmadığı için çok daha zarif ve güzel görünüyor. Şimdi ben sizlere Hızır Bey ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çünkü bu zat, bu ile, bu bölgeye çok büyük hizmetler olmuş. Bugün kendinden 700 sene sonra dünyaya gelip de bu şehirde yaşayan insanlar Hızır Bey'in yaptırdığı camide namaz kılıyor. Hızır Bey'in yaptırdığı hamamda icabında yıkanıyor ve onun yaptırdığı Arasta dedikleri bedestende de alışverişini yapıyor. Bir insan için ne kadar güzel bir hatıra efendim. Ne kadar güzel. Onun bir heykelini dikseniz falan neye yarar ki? Hiç. Kimse bakmaz bile yani yoldan geçerken burada heykel varmış yokmuş. Ama böyle insanlara faydalı olan biri dese ki ya bunu yaptıranlar Allah razı olsun, çok da üşüdüydüm, güzel böyle sıcakta bir rahatladım dese, işte dua gitti. Hızır Bey'in hayatıyla ilgili birkaç bilgiyi notlarıma da müracaat ederek sizlere sunmaya çalışacağım. Kahraman bir insandı. 5 oğlundan Abdullah, Bali, Ali, İskender ve Firuz isimli oğulları vardı. Şehzade Mustafa olayında, Düzbece Mustafa deniyor ya efendim, Şehzade Mustafa isyanında efendim oğlu Gazi Firuz Bey ile beraber Eflak sınırını, Silistre Kalesi'ni korudu. Osmanlı'nın o dönemde 1452'lerde hudutları öyle geçiyor. Fatih Sultan Mehmet Han zamanında hudutlar Tuna'ya kadar dayanmayı hedef aldılardı.
Bu daha Tuna'ya tam dayanmamış ama ramak kalmış. Öyle bir zamanda Eflak Kalesi'ni korumak, yani Romanya topraklarını korumak, oradaki hududu korumak, işte Hızır Bey ile oğlu, o da Gazi Firuz Bey tarafından yapıldı. Daha sonra oğlu Firuz Bey, Bulgaristan topraklarındaki bugün Tırnova'ya yerleşti. Burada Mihaloğullarının yeni bir kolunu kurdu. Tırnova bölgesindeki yerleşik düzende yine Mihaloğullarının hayatta kalan sülalesinden insanlar olduğunu zannediyorum. Bu Firuz Bey dolayısıyla. 1452'de Firuz Bey rahmetli oldu. Yani 2. Murat Han'ın vefat edip Fatih Sultan Mehmet Han'ın yeni başı geçtiği sene. Ama ay olarak Murat Han zamanı mı, Fatih zamanı mı onu tam seçemiyoruz. Hızır Bey'in öteki oğulları, zaten Abdullah Bey'in kabrini burada, Firuz Bey Camii'nin kıble taraf duvarının orada gösterdik. Burada Kırklareli'nde görevliydi ve burada bey olarak yaşadı ve vefat edince de babasının yaptırdığı caminin kıble tarafında haziresine defnedildi. Allah rahmet eylesin. İskender Bey, Bali Bey ve Gazi Ali Beyler de Fatih devri harplerindeki Fatih Sultan Mehmet Han'ın Balkanlardaki bilhassa Arnavutluk üzerine doğru yaptığı seferlerle Anadolu'daki hem Trabzon Rum İmparatorluğu tarafına hem İran Akkoyunlu tarafına yaptığı seferlerde bu iki kahraman evlat çok hizmet ettiler efendim. O seferlerde bulundular. Gazi Ali Bey Mihaloğulların en ünlüsüydü efendim. En tanınmışıydı. Ve Gazi Ali Bey 1462'de Eflak seferinde Kazıklı Voyvoda denilen ikinci Vlad'ı efendim yendi ama ele geçiremedi. Gazi Ali Bey elden kaçtı gitti. Bu seferde bulunan Fatih'in Arnavutluk ve Eflak üzerine yaptığı seferde bulunan Suzi Çelebi, Mihaloğlu Ali Bey'in sadece o komutanın o savaştaki gösterdiği kahramanlıkları yazdığı bir gazavetnamesi vardı. Yani gazalar kitabı. Harbin hikayeleri, harbinin hikayeleri vardı. Evet, Hızır Bey hakkındaki bilgileri verdikten sonra hamamın buradan serinlik kısmına, oradan da göbek taşının olduğu yere doğru geçelim efendim. Efendim, gözümüzü kararttık. Hamamın da boşluğundan cesaret bulduk. İçeri girdik. Daha ılıklık bölgesinde kamera dedi ki ben size hizmet veremem. Mecburen geri çıktım. Şimdi çıkınca da burada söylüyorum. İçeride bir ılıklık bölümü var. Hani insan hamamın çok sıcak yerinden çıktığında buraya geliverince ısı transferinde bir dengeleme vücut sağlayamıyor ve hastalıklara sebep oluyor. Gripal durumdan hastalıklar olabiliyor. Onun için ecdadımız orada bir ılıklık bölümü koymuş. Vücut biraz daha alışıyor. Mesela içerisi 40 derece ise burası 35 dereceye iniyor. Derken buraya gelince de hava sıcaklığı neyse 20 dereceye, 23 dereceye inmiş oluyor. Burada zaten soyunmalık kısmında ayrıca bir de çıkınca mangalda kahve keyfi vardı Osmanlı'da. Şimdi nerede efendim? İnsanlar çay veriyor hamamcılar. Yani çıkanlara bir sıcak çay veriyor vücudunu ısıtsın diye. İçeride güzel bir göbek taşı var. Efendim göbek taşı yenilenmiş ama diğer kısımları eski. Ve 4 tane halveti var. Yani tek başına insanların yıkanacağı yer demektir halvet efendim. 4 tane de eyvanı var. Eyvanda kurnayla göbek taşını görecek şekilde orası açık olan yerdir. Bu Osmanlı hamamlarında bu 4 halvetten girince soldaki halvetin altından göbek taşına giden, külhandan göbek taşına giden, cehennemlik kısmı dedikleri yere giden hatlar o halvetin altından geçirilmez. Dolayısıyla o halvet böyle tansiyon ve kalp rahatsızlıkları olan kimseler için
daha serin tutulmuştur. Hamamın içine nazaran orası daha serindir. Böylece hastaların bile rahat rahat yıkanıp temizlenmelerini ecdadımız düşünmüş, sağlamış. Mimarı kimdi? Mimarı mutlaka Mimar Sinan değildir. Çünkü Mimar Sinan, daha Mimar Sinan dedesinin dedesi doğmadan önce bu hamamı Hızır Bey buraya yaptırmış. Tabii Osmanlı'da zaten bütün medeniyet, mimarideki medeniyeti kendi ortaya bulup çıkarıp koymadı. Elden ele, elden ele Büyük Selçuklu'dan, Anadolu Selçuklu, Anadolu Selçuklusu'ndan Osmanlı'ya kadar intikal etmiş bir su medeniyetinin bir parçasıdır hamam. Hem de en faydalı parçalarından birisi. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Size içeriği gösteremediğimiz için de ben mecburen özrümün kabulünü diliyorum. Hoşça kalınız efendim.